Norveçlilerin bugüne kadar cezasını bulmasını beklediği Anders Behring Breivik'in 21 yıl hapse mahkum edilmesi her kesimde farklı tepkilerle karşılandı. Katliamdan sağ kurtulanların öfkesi geçmiş değil. Ancak halk karardan memnun. Aslında onu hapishane koğuşunda ziyaret edip 15 dakika boyunca gerçekten sinirli bir şekilde bağırmak isterdim. Evet, ona 15-20 dakika boyunca deli gibi bağırarak yaptığının ne kadar zalimce olduğunu anlatmak ve öfkemi göstermek isterdim. Norveçliler Breivik'in mahkemedeki tuhaf davranışlarının yoruma bile değer olmadığını düşünüyor. Onun bu davranışlarına alıştık. Bu yüzden insanların onun hakkında uzun süre konuşacağını sanmıyorum. Biz halk olarak bu kararın verilmesini istedik. Bu sayede onu parmaklıklar arasına hapsederek ondan kurtulma şansımız oldu. Katliamda kızını kaybeden Unni Markussen hayatında bir sayfayı kapattığını söylüyor. Andrina'yı arkamda bırakamam. O halen bizimle. Ancak bu duruşmayı ve kızımı öldüren o adamı arkamda bırakabilirim. Yas ve kızıma duyduğum özlem ise halen devam ediyor. Bununla birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak bu tür büyük suçlar için Norveç yasalarında cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğini savunanlar da var. Norveç basınında da 77 kurban için 21 yılın yeterli bir ceza olmadığı görüşü hakim.